Nurullah, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar, Nurullah dediğim gibi Açık Beyin ailesinin en eski üyelerinden bir tanesi. Sinan Hoca'nın şahane videolarını yapardı eskiden. Şimdi kendi kanalı var. Harika içerikler var. Açık Beyin ailesine çok iyi hitap eden içerikleri var. Mutlaka ve mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Kanalın ismi ne Nurullah? NA Psikoloji Bilim diye yazarlarsa ulaşabilir. Tamam, harika. Nurullah, öncelikle biraz kendinden bahsetmeni isteyeceğim. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben psikolog Nurullah Alınak. ODTÜ psikoloji mezunuyum. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum yine psikoloji üzerine. Daha doğrusu dönemindeyim. Bunun yanında anaokullarında çalışıyorum yıllardır psikolog olarak. 3-4 yıldır yaklaşık çalışıyorum. Yani 2 yaşla hemen hemen 6-7 yaş arası çocuklarla ilgileniyorum. Bir ayağım akademide gidiyor, bir ayağım böyle uygulama alanlarında. Bu bana çok şey katıyor aslında. Bir yandan da yine Müge ablanın bahsettiği bir YouTube kanalım var psikoloji üzerine. NA Psikoloji Bilim adlı bir kanalım var. Uzun zamandır oraya da bayağı vakit harcıyorum, çaba gösteriyorum. Videolarımı daha çok bilimsel bir kaynak niteliği taşıması adına aslında yapıyorum. Sadece bir video olsun, insanlar bazı şeyler dinlesin değil de bilimsel bir kaynak niteliği de taşısın. Yani makalenin video hali gibi düşünebilirsiniz. Çünkü referans kısımları, kaynak kısımlarını falan olduğunca titiz hani davranarak bunları paylaşıyorum insanlarla. Bunun yanında online terapiler yapıyorum. Aile danışmanlığı ve terapi eğitimlerim var. Şu an yüz yüze yapamasak da pandemiden dolayı online olarak devam ettiriyorum. Bunun yanında Sayın Müge Doğan'ın da olduğu Okutu projesi, mutfağında pişen çorbaya arada böyle tuz falan atıyorum ben de. Çok tuz değil, baya bir katkım var Nurullah orada. Baya lezzetli bizim, bir çorba. Bizim videolarımızı Nurullah edit ediyor, bazen çekiyor. İçerikte bize çok büyük katkısı var. Çok teşekkür ediyorum sana Nurullah buradan. Teşekkür ederim. Çorbaları soğutmadan yemeniz dileğiyle diyelim. Benim yaptıklarım bu kadar. Hadi bakalım inşallah. Güzel. Şimdi bugünkü başlığımız aşağılık kompleksi ve toplumsal denge. Ben senin Adler çalıştığını biliyorum uzun zamandır. Öncelikle sana toplumsal denge öğrenilen bir şey midir, nedir diye sormak istiyorum. Biraz da istersen önce Adler'le başlayalım, ne dersin? Yani Adler'in hayatını biraz merak ediyorum. Psikolojinin Tesla'sı diyorlar. Neden Tesla'sı diyorlar? Evet. Oradan başlayalım istersen. Başlayabiliriz. Toplumsal dengeyle başlamam niye daha mantıklı olur? Çünkü biraz benim kendi kavramım. Hani Adler'i ayrı bir bütün olarak ele alayım diye böyle düşünmüştüm. Ama olur. Nasıl isterseniz öyle başlayalım. Toplumsal dengeyle başlayalım. Şimdi burada denge kelimesi benim için önemli. Ben denge kelimesine takık bir insanım. Ve az buçuk felsefe ve fizikle de ilgilendiğim için belli zamanlarda çok öyle uzman olduğum bir şey değil ama denge kelimesinin belli bir yerde aslında mükemmellik kelimesiyle aynı anlama geldiğini gördüm. Yani mükemmel olan şey aslında dengede olan şey demek. Bu dengeyi aslında hani toplumsal bir denge gibi düşünmek de gerekmiyor. Bu kozmolojik bir denge olabilir, ekolojik bir denge olabilir, biyolojik bir denge olabilir. Bense psikolojik bir dengeden bahsediyorum. Yani hep bir denge hali, dengeye ulaşma, dengede olma hali içerisindeyiz. Ki denge kavramını en fazla Jung kullanır. Jung dengeyi kullanırken denge ulaşılması gereken bir yerdir. Ama hiçbir zaman da dengeye ulaşamayız der. Bu açıklamasını aslında dengenin ölüm olduğunu söyleyen insanlar takip etmiştir. Yani sıfır noktasına gelmekle açıklamışlardır. Dengeye ulaştığınızda hareket bitecektir çünkü. Bize aslında asıl enerjimizi veren şey Jung'un bahsettiği bu denge arayışıdır. Yani bizi hayatta tutan, bize enerji veren şey bu denge arayışıdır. Bu dengeye ulaşamayacağımızı biliyoruz. Ancak ulaştığımız kadar olgunuz ve bir bireyiz diyor Jung. Ben bu toplumsal denge olayını anaokullarında falan tabii çalışmaya başladıktan sonra daha net bir şekilde fark etmeye başladım. Bu bizim evrimimizin, doğamızın getirdiği bir şey bir yerde. Doğa, evren hiçbir yerde boşluk bırakmıyor. Bir şekilde bir şeyleri dengeliyor ve bu insan hayatında, insan evriminde de yerleşmiş görünüyor. Bir örnek vereyim, örnek üzerinden daha net anlaşılacaktır.
Herhangi bir sınıfa girdiğinizde, ben sınıfları çok önemserim. Evet, toplumun en temel birimleri ailelerdir. Ancak okuldaki sınıflar da ufak toplumcuklardır bana göre. O sınıfa bakarak toplum yapısını, insan doğasını çok net anlayabiliyorsunuz. Sınıftan sınıfa geçtiğinizde bazı örüntüler dikkatinizi çekiyor. Mesela bir sınıfa girdiğimde o sınıfta diyelim ki 30 kişi var. İlla ki 1-2-3 kişi hep derslerde böyle çalışkan ve ön planda, 2-3 kişi de haylaz ve yaramaz. Başka bir sınıfa gidiyorum, aşağı yukarı bu denge yine böyle. Başka bir sınıfa gidiyorum, yine aşağı yukarı bu denge böyle. Sanki bir araya insanlar geldiğinde insan doğası belli roller biçiyor size. Yani yapbozun bir parçası gibi düşünürsek toplumu. Burada belli parçalar var. Bizler bu parçalara tabiri caizse talep ediyoruz buraya yerleşmeye, kendimize yer edinme, ait hissetme durumu bir yapbozun parçası olmayla başlıyor. Burada insan davranışlarını etkileyen en önemli şeyin aslında roller olduğunu, gelecek beklentileri ve toplumsal beklentilerin olduğunu da vurgulamaya çalışıyorum ki Adler de bunu söylüyor. Biliyorsunuz Freud daha çok insan davranışını içgüdülerle açıklıyor. Adler daha çok beklentilerle insan yönlendiriliyor gibi bir açıklamaya sahip. Bu dengeyi bir şekilde insanlar bir araya geldiğinde, ortak değerlere sahip insanlar olmalı bu arada. Yani toplumun parçası olan insanları sınıfta gördüğünüz için ortak değer sorgulaması yapmıyorsunuz. Zaten aynı toplumdan çünkü. Bu insanlar bir araya geldiğinde uzun sürede bir arada kalmaları gerekiyor ki bu denge sağlansın. Yani siz çalışkan bir öğrencisiniz. Belli bir sınıfa giriyorsunuz. O sınıfta 2-3 öğrenci zaten çalışkansa ve haylaz çocuk yoksa. Bu şu demek. Toplum senden haylaz olmanı bekliyor. Bir yerde böyle bir boşluk var. Sen bunu talep edersen o boşluğu doldurmaya başlıyorsun. Ve o rol senin kişiliğini değiştirmeye başlıyor. Sen artık çalışkan biriyken o sınıfın gerektirdiği şekilde davranman gerektiği için, oraya ait hissetmek için artık bir yaramazsın, bir haylazsın. Tabii burada yaramaz, haylaz kelimesini anlaşılsın diye kullanıyorum. Evrimsel süreçte buraya bakarsak bu insanlar aslında savaşçı kişiler, avcı kişiler. Yani bir aile içerisinde bir aradayız, bir topluluk var ama tamam oturacağız, sorgulayacağız falan ama bu topluluğu kim koruyacak? İşte o hareketli, yaramaz dediğiniz insanlar belki de daha aramızda savaşçı olan, asker tipi olan insanlar. Toplum bir şekilde, insan doğası o gruptan askeri de çıkarıyor, sorgulayanı da çıkarıyor, bakıcı olan anneleri de çıkarıyor falan, çiftçiyi de çıkarıyor. Yani bizler aslında günlük yaşantımızda meslekleri seçerken, eşimizi seçerken, arkadaş seçerken toplum beklentileriyle yönlendiriliyoruz. Yani ben psikolog olmak istedim, evet, sanki bu benim özgür seçimimmiş gibi geliyor bana ama toplumsal bir beklenti de vardı zaten. Ya psikologlar iyi maaş kazanıyor, psikologlara ihtiyaç var. İşte sen psikolog ol, ilk müşterim benim. Hemen toplum beklentilerini somut bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani sizi mesleğe yönelten şey sadece sizin istekleriniz olmuyor. Çünkü sizin istekleriniz aslında toplumun beklentileri oluyor. Yani toplumsal dengeyi sağlayan bu beklenti mi? Şimdi diyalektik felsefeye göre söylediğin şey aslında diyalektik felsefeyi anlatıyor. Yani o boşluk dediğimiz şey aslında zıtlıkların bir araya gelmesi. Evet. Eğer hep iyi güzel varsa orada mutlaka bir kötülük, tabii sembolik olarak söylüyorum bunların hepsine, evet, kötülük zuhur etmesi lazım ki Heraklitos diyor ki her şey savaştan doğar diyor. Savaş dediği, evet, şey de savaş her şeyin babasıdır diyor. Savaş dediği şey de aslında iyi ve kötünün bir araya gelmesi, iyi ve kötünün bir araya gelerek ürettiği şeyden bahsediyor. Dolayısıyla hepsinin babası budur diyor. Yani senin, evet, toplumsal dengeden kastettiğin şey, o boşluk dediğimiz şey aslında tam zıttı mı? Var yani, olanın zıttı mı? Organizasyon içinde var olanın zıttı mı? Yani şimdi Jung bunu çok kullanıyor, evet. Yani Jung da mesela kullandığı her kavramı zıttıyla kullanır. Bütün arketipleri Jung açıklarken zıttı olmadan hiçbir şeyi biz anlayamayız diyor. Her şeyi biz zıttıyla anlıyoruz. Ve kullandığı kavramlar da hep zıt şeyler. Mesela animayı kullanıyor, karşısına animus koyuyor. Personayı kullanıyor, karşısına gölgeyi koyuyor falan. Zıtlığıyla var oluyor her şey diyor. Evet, böyle bir payı var tabii. Çünkü öyle çalışıyor değil mi? Yani biz başka türlü o farkı kıyasla çalışıyor. Tabii, insan bilişi böyle. Yani algılayışımız bu şekilde. Benim burada bahsettiğim aslında biraz evrimsel bir mekanizma. Yani bu sorgulanabilir ve düşünülerek halledilen bir durum değil.
Bilişsel bir şey de değil anladığım kadarıyla, ama toplum yapısında bu ihtiyaçlar evrimsel süreçte zaruri hale, mecburi hale gelmiş ki bu dengelenme sağlanmadığında yaşamsal süreç devam etmeyecek gibi. Ya yani evrim bunu bize nasıl yerleştirdiyse ki ahlakın da belli bir kısmını hani evrim sağlıyor diyoruz ya, iyilik neden yaparız? Bize de iyilik yapılsın diye. Bu evrimsel bir mekanizma. Ama kalkıp da işte iyilik edersek sevap kazanırız demiyor insan doğası. İnsan doğasına yönelik bir açıklama aslında bu. Ama tabii sonradan kültür, gelenek, öğretiler, bunların hepsini de harmanladığınızda bu denge, insan doğası ve insan bilinci, sorgulama yeteneği, korteks ve limbik sistemin çatışması, tabii ki toplum içerisinde bir anda da medeniyetin ortaya çıkması, insan doğası biliyorsunuz yani insan beyni artık 100 bin yıl önceki insan beyniyle aşağı yukarı aynı. O yüzden istekleri, talepleri ve mekanizma insan, hala aynı işliyor. Evet, insan ihtiyaçları hiçbir zaman değişmiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Her ne kadar biz yapay şeylerle karşılamaya çalışsak da bu da işte bazı psikolojik problemlere yol açıyor. Bu defa bunlarla uğraşıyoruz. Aslında insan doğasında yatıyor birçok kötü, iyi dediğimiz şeyin işlevsel olduğunu görüyoruz. Yani yaramaz dediğimiz çocuk bugün sınıf içerisinde bir işlevi yok. İtilen, etiketlenen, hor görülen bir tip. Adler de öyle mesela. Adler tembel bir çocuk başlarda. Öğretmeni diyor ki senden ayakkabı tamircisi bile olmaz. Böyle yaklaşıyor ki bizler de öyle yaklaşıyoruz, ama bu insanların işte doğada çok ciddi bir yeri var. Avcı olarak, işte savaşçı ve asker tipler olarak ya da hareketli olması, dikkatinin dağınık olması erkenden avcıyı fark etme gibi avantajları getiriyor onlara. Ama bu sistemde tabii ki onlara çok yer kalmıyor gibi görünüyor. Yani evet, aslında tarzında her şey yerli yerinde, her şey olması evet, gerektiği evet. gibi değil mi? Hı-hı. Kesinlikle her şey olması gerektiği gibi, evet. Evet, çok güzel. Peki, kişi bu toplum içerisinde dengeden bahsettik. Kişi neden yanlış amaçlar belirliyor hayatında sence? Ve bu durumu nasıl düzeltebiliyor? Hı hı. Buradan isterseniz Adler'e girelim. Adler'le beraber daha olur. Anlaşılacak. Adler'in biraz hayatından bahsetmek istiyorum. Adler arkadaşlar 1870'li yıllarda dünyaya geliyor. Viyana yakınlarında falan doğuyor. 1937'de de vefat ediyor kanserden dolayı. Adler daha çok küçük yaşlarda kardeşini kaybediyor ve kardeşi yanında ölüyor. Yani küçük yaşlarda ölümle tanışmış oluyor bu. Ve zatürre gibi, raşitizm gibi hastalıklara da maalesef bulaşıyor. Yani kemik erimesi gibi bir şey raşitizm. Onun geç yürümesine sebep oluyor. 4-5 yaşlarına kadar yürüyemiyor Adler. Tabii bu süreçte çocuklarda şöyle bir psikoloji de vardır. Kendinde bir eksiklik hissettiği zaman bir suçlu ararlar. Genelde anneyi suçlarlar. Adler bu yüzden annesiyle arasının iyi olmadığını söyler. Annesi tarafından sanki reddedilmiş gibi hisseder. Çünkü beni dünyaya getiren kişi annem, ama beni eksik dünyaya getirdi. Yani arkadaşlarım yürüyebiliyor, ben yürüyemiyorum. Demek ki annem beni sevmiyor diyebiliyor bir çocuk kendi zihninde. Fakat babası için öyle düşünmüyor. Babası oldukça destekleyici, Adler'in yanında yer alan bir adam oluyor. Zaten herhalde onun destekleriyle Adler bu kadar başarıya ulaşıyor. Bu onun aile içindeki yaşantısı. Bir de Adler'in bir abisi var. Sigmund diye. Freud olan değil, gerçek abisi. Onun da adı Sigmund. Aa, çok enteresan. Evet, onunla çok bir rekabeti oluyor, çekişmesi oluyor. Bu da onun kuramına ciddi katkılar sağlıyor. Kardeş kıskançlığı, işte doğum sırası, psikolojik, biyolojik doğum sırası gibi kavramları öne sürmesine neden oluyor. Kişilerin hayatları bu yönüyle çok önemli. Ortaya attıkları kuramlarda kendi yaşantılarından esintiler görebiliyorsunuz. Bunun yanında Adler belli bir noktadan sonra başarılı olmaya başlıyor. Tabii içinde bulunduğu bu eksiklik, çaresizlik, yetersizlik hissini daha sonra aşağılık kompleksi olarak açıklayacak ve bu istekler, bu eksiklik durumu onun doktor olmasıyla tamamlanacağı düşüncesi var Adler'de. Dolayısıyla doktor olmak istiyor daha küçük yaşlarda ve doktor da oluyor. 1895 yılında Viyana Tıp Fakültesini bitirmiş bir doktor unvanını alarak çalışmaya başlıyor. Ancak belli bir süre oftalmoloji bölümündeyken, yani göz hastalıkları ilgileniyorken, daha sonra psikiyatriye ilgi duymaya başlıyor ki Jung'un da aşağı yukarı süreci böyle. Sonradan psikiyatriye ilgi duymaya başlıyorlar.
Adler belli bir süre Freud'la Freud daha doğrusu davet ediyor onu. Çarşamba sohbetleri diye Freud'un sabit bir şeyi var. Her çarşamba böyle toplar ekibi, sohbet eder. Adler'i de davet etmeye başlıyorlar. Tabii Jung'u da davet ediyor. Jung'la Freud'un arası çok daha sıkı. Yani Freud Jung için oğlum falan diyordu. Belli ekibe bir süre. Bak. Evet, ekip müthiş. Tabii Otto Rank'lar falan var. Freud'un talebeleri, sonradan gelen. Bunlar da çok fazla psikanalize katkı yapmış insanlar. Freud'un kızı bizzat, Anna Freud. Yani ekip çok sağlam. Çok iyi. Adler'i davet ediyorlar. Hani sende de bir ışık görüyoruz artık. Adler her ne kadar oraya gitse de, hatta Viyana Psikanaliz topluluğunun başına bile getiriliyor Adler. Bir süre sonra fikir ayrılığından, ki Jung da öyle, Freud'la fikir ayrılığından dolayı bunlar kopuyorlar. Tabii burada birçok şeyden bahsedilebilir. Neden fikir ayrılıklarına düşüyor? Belki ilerleyen dakikalarda ondan bahsederiz ama Adler'in yaklaşık olarak hayatı bu şekilde geçiyor. Ve kendi derneğini kuruyor. Bireysel Psikoloji Derneği'ni kuruyor. Adler artık... Freud'la ters düştüğü yerler nereler? Şöyle ki hem Jung'un hem Adler'in ters düştüğü kısımları söyleyeyim. Şimdi Freud biliyorsunuz genelde insan davranışını güdüleyen şeylerin içgüdüler olduğunu, cinsellik içgüdüsü, işte daha sonra buna yaşam içgüdüsü, ölüm içgüdüsü falan diyor. Mesela Jung diyor ki, hatta kendi ağzıyla söylüyor bunu, videosu da var YouTube'da, altyazılı, Türkçe izleyebilir insanlar. Ya diyor, bizim asıl ihtiyacımız beslenmek. Beslenme ihtiyacı neden bizi bu kadar güdülemiyor da cinsel istekler bu kadar güdülüyor? Tamam, cinsel istekler güdülemiyor demiyoruz. Evet, güdülüyor belli bir oranda ama neden bu kadar her şeyin içinden çıkıyor ki bu falan diyor. Adler ise insanı güdüleyen şeyin daha çok toplumsal beklentiler olduğunu söylüyor. Yani sosyal bağlamda ele aldığınızda insanın beklentileri, onu güdüleyen şeyleri anlayabilirsiniz diyor. Ya bu en çok ayrıldıkları noktalar. İnsanı harekete geçiren motivasyonun ne olduğu konusu. Evet. Peki. Adler'den devam. Sen affedersin. Devam et. Adler'i anlatıyordum. Adler'in bu arada bir üniversitesi de var. Adler Üniversitesi diye bir üniversite de var. Sitesi falan da mevcut. Girip bakılabilir. Tabii Adler kendi kurmuyor. Sonradan Rudolf Dreikurs gibi talebeleri kuruyor. Ki onlar da müthiş insanlar. Ben takip ediyorum onları da. Çocuklar üzerine Adler hem çocuklar hem öğretmenlere hem halka açık konferanslar vermeye başlıyor. İnsanları eğitmek adına. Çünkü toplumu değiştirecek iki tane unsur var. Birisi anneler, diğeri öğretmenler. Bunun çok farkında Adler. Bu ikisi değiştiği zaman toplum değişebiliyor. Yani halka beklentilerden açık... daha mı münezzeh hale geliyor insan bu ikisi değiştiğinde? Yani annenin çocuğu eğitirken ki hali, tavrı ve davranışı onun beklentiye girmesini engelleyecek şekilde mi olmalı diye biraz sonra soracağım gerçi sana bunları, evet. Ama şimdi hemen cevaplama istersen. Ben buradan gene en baştaki soruya dönmek istiyorum. Şimdi toplumsal beklentiler, evet, bunlardan kurtulmamız gerekiyor. İnsanın amacını belirleyen aslında bu toplumsal beklentiler gibi gözüküyor. Dolayısıyla evet. Çoğumuzda amacımız zannettiğimiz şeylerin ilerleyen yaşlarda aslında hiç de amacımız olmadığını görüyoruz. Değil mi? Hı hı, kesinlikle. Yanlış amaçlar belirlemedeki en büyük etken, evet, toplumsal beklenti. Bağlamın hangi bağlam içerisindeysek bizim amacımız da o yönde ilerliyor. Biraz daha bireysel bir şekilde kendi farkındalığımızı kazandığımızda ancak bunu fark edip ya aslında benim istediğim bu değil, benim amacım bu değil diyebilecek hale geliyoruz. Evet. Yani ebeveynler çocuklarda toplumun beklentisini onlara nasıl yansıtıyorlarsa çocuklar da ona talep oluyor doğal olarak. Yani yine ebeveynler şekillendiriyor. Ya da okula gittiği zaman toplumdaki beklentilere talep olmaya başlıyor. Neye, hangi boşluğa girebilirim? Nereye yerleşebilirim? Tabii burada birçok faktör önemli. Yani psikolojik faktörler önemli. Mesela özgüveni, öz saygısı gibi faktörler de önemli. Her ne kadar talep etse de kendini yetersiz, değersiz ve sevilmez hisseden insanlar hareket etmemeye başlıyor bu defa. Ve bu onları daha fazla aşağılık hissine, aşağılık kompleksine yönlendirebiliyor. Şimdi burada bu aslında bu konu yaşam tarzıyla alakalı. Oraya geleceğim. Adler'in hayatını bitirdik. Kuramına giriş yapalım. Adler'in kuramına bir çatı oluşturursak, Adler bireysel psikolojinin kurucusu. Kuramı aslında
teleolojik bir yaklaşıma sahip. Yani erek bilimsel, daha amaca yönelik, hedefe yönelik insan davranışları incelenmelidir diye bir altyapısı var aslında kuramının. Orada amaçtan kastı ne? Kişinin kendi özel amacı bu. Öznel gerçeklik önemli Adler için. Tamam. Yani öznel gerçekliği sağlayan şeylerde ebeveyn tutumlarının yanı sıra Adler hem sosyal psikolojiyi, hem pozitif psikolojiye, hem bütüncül psikolojiye bir temel oluşturuyor aslında bir yerde. Hem de bilişsel anlamda yaklaşıyor olaya. Diyor ki insan beyni gerçeklikle doğrudan temas halinde değil. Duyu organı. Kendi gerçekliğiyle. Dışarıdaki gerçekle, kendi gerçekliğiyle artık beyninin algıladığı tüm öznel gerçekliğini. Öznel gerçeklik dediğini ben fıtrat olarak tanımlayabilir miyim? Tam olarak değil. Şimdi şu şekilde öznel gerçeklik hayata bakış açısı anlamında kullanıyorum. Dünya görüşü, Weltanschauung der ya Almanlar, o anlamda kullanıyorum. Burada kişinin duyu organları aracılığıyla beyne yolladığı elektrik sinyalleriyle bir gerçeklik oluşturuluyor. Ve ikiz çocuklar olsanız bile Ahmet'in gördüğünü Mehmet görmeyebiliyor. Algı yani. Ya da, evet. Evet. Algılama. Bazıları görme duyusunu daha fazla öznel gerçekliğini kurarken kullanıyorken bazıları duymayı daha çok kullanıyor diyor. Bazıları dokunmayı daha çok kullanıyor. Gerçekliği kurmaya, inşa ederken diyor. Bu da o yüzden kişilerin öznel gerçekliğinin oluşmasına yol açıyor. Yani şöyle bir sözü var Adler'in aslında her şeyi özetleyen. İki insan aynı şeyi yapıyorsa da aynı şeyi yapmıyor olabilir. İki insan aynı şeyi yapmıyorsa da aynı şeyi yapıyor olabilir diyor. Yani insanlar yaptığı eylemlere direkt outcome'a, çıktısına bakmadan yaptığı amaca bakmamız lazım. Yani bir örnek vereyim. Nobel Barış Ödülünü almış bir insanla insanları katleden cani bir psikopatın aynı şeyi yaptığını söylüyor. Çünkü insan doğası diyorum ya, evrimsel mekanizma dışında size neyin iyi, neyin günah, neyin ayıp, neyin yasak olduğunu söylemiyor. Sizin doğanız gereği siz kendinize bir öznel gerçeklik oluşturuyorsunuz. Eğer sosyal ilgi, toplumsal destek yanınızda değilse bu tamamen öznelleşiyor ve hayata kendi bakış açınızla yaklaşıyorsunuz. Bu sizin işte yaşam tarzınızı oluşturuyor. Yani yaşam niyetine mi bakmamız gerekiyor? Evet, evet. Amaç derken yani sen adam öldürürken de ya da Nobel ödülü alırken de niyetin eğer meşhur olmaksa aynı şey mi? Evet, evet. Yaklaşık olarak bu anlama geliyor. Biraz daha kapsamlı. Yani yaşam tarzı kişiliğiniz gibi. O an durumsal bir şey değil. Yani bir trait gibi, bir özellik gibi, kişiye ait olan bir gözlük gibi. Artık hayata o gözlükle bakıyorsunuz siz. Artık çerçeveniz neyse o şekilde görüyorsunuz hayatı. Ve Adler burada tabii ki şeyi çok vurgular. İnsan kendi yaşamının ustasıdır. Kaderinin kurbanı değildir der. Yani özgür iradeye vurgu yapar. Burada biliyorsunuz Freud özgür iradeyi çok reddeden bir yapıya sahip. Yani daha belirlenimci, daha determinist bir yaklaşıma sahip maalesef. Tabii sonradan Freud da özgür iradenin olduğuna dair görüşlerini açıklamıştır. Çünkü terapi yapacaksınız insanlara ve özgür iradesi olmayan insanlara yaptığınız terapi ne derecede etkili olacak ki o zaman? Özgür iradeleri yoksa gibi konulardan dolayı. Adler burada özgür iradeyi çok ön planda tutuyor. İşte bunu sosyal ilgiyle ve eğitimle aşabileceğimizi söylüyor. Ve Freud gibi mesela kişiliği bölmüyor. İd, ego, süperego gibi bölmüyor. Kişilik bir bütündür diyor. Bu anlamıyla bütüncül psikolojinin temelini de oluşturmuş oluyor Adler. Yani hem bireysel psikoloji hem bütüncül psikoloji. Hem de sosyal psikoloji. Yani sosyalliğin bu kadar ağır olduğu başka psikanalitik bir yaklaşım da yok. Temellerini Adler atıyor. Bu yönüyle aslında Adler psikanalizin Teslası. Freud'un gölgesinde kalıyor, Jung'un gölgesinde kalıyor. Ve en büyük eleştiri de şu Adler'e, o dönemde sükse yapmaması. Neden sen kendini duyuramadın arkadaş diyorlar yani bir yerde. Kuramına çok fazla eleştiri de görmedim ben. Bu yönüyle her kurama temel oluşturuyor. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyor. Mesela Freud'un dili biraz daha kendine özeldir. Kavramları daha ağırdır. Anlamak daha zordur. Adler halka, öğretmenlere açıldığı için insanların neyi nasıl anlayacağını daha net biliyor. Kitapları da çok basittir mesela Adler'in okuduğunuzda ki benim ilk okuduğum kitaplardandır ve bana psikolojiyi sevdiren adamdır Adler. Freud'u da okumuşumdur ama o kadar etkilememiştir Adler kadar. Adler bizzat
hayatınızın içinden biriymiş gibi konuşuyor. Öyle yerler oluyor ki mesela satırlar arasında hakikaten kendinizi buluyorsunuz. Bununla alakalı mesela Kuzey Güney dizisini ben izlemiştim. Çok söyleniyordu aşağı kompleksini yansıtıyor diye. Hakikaten oradaki Kuzey ve Güney karakterleri arasındaki kardeş kıskançlığı, rekabet ve aşağılık kompleksi o kadar ön planda ki. Mesela o diziyi izlemeyenler varsa bir göz atabilirler. İzleyenler varsa zaten hatırlayacaklardır. Genel olarak böyle. Şimdi hedefe yönelik davranışlara gelelim. Amaca yaklaşıyoruz yani. Amaç dediğimiz şey ne? Adler bunu 3 başlık altında ele alıyor. İnsan davranışı ne olursa olsun 3 ana amaca yönelik ilerliyor. Bir tanesi güçlü olma isteği. Bir tanesi emniyette hissetme. Bir tanesi de ait hissetme. Yani ne yaparsanız yapın, şu videoyu çekerken bile biraz kurcalasak güçlü olma isteğimiz olabilir. Ait hissetme ki zaten açık, ötekilere sesleniyoruz. Ötekilerle bir bütünleşme alışveriş içerisindeyiz biz şu an. Her ne kadar ötekileri görmesek de ötekiler tarafından izlenildiğimizi bilmek bizi tamamlayan bir unsur. Çünkü insan benliği tamamlanmak için ötekine ihtiyaç duyar. Hani Colt'un aynalama olayından hatırlayacaksınız. Ben dediğimiz şey ötekiyle var olan bir oluşum, bir sosyal oluşum. Dolayısıyla güçlü olma, emniyette hissetme ve ait hissetme amaçlarıyla yapıyoruz biz her davranışı. Meslek seçimlerini, eş seçimini, hepsini bu amaçlar doğrultusunda yapıyoruz. Bazıları tabii ki bunu yanlış yönde kullanabiliyor, bazıları doğru yönde kullanabiliyor. Peki neden bazıları yanlış yöne yönleniyor? Asıl soruya gelmiş olduk. Burada işte yaşam tarzı önemli. Yaşam tarzını belirleyen unsurları az buçuk saymış olduk aslında. Kişinin içinde bulunduğu çevre, ebeveyn tutumları, kişinin kendi algılayış biçimi, duyu organlarını kullanma şekli ve oranı daha doğrusu, yani görme oranı, duyma oranı, dokunma oranı kendine özel, öznel bir gerçeklik yaratmasına sebep oluyor ve bir yaşam tarzı oluşuyor. Yaşam tarzını pozitif yönde ilerleten ve negatif yönde ilerleten çok önemli bir unsur var. Bu Adler'in kuramının kalbinde yer alan bir kavram. Yani bütün kuramı iki kelimeyle özetle deseniz sosyal ilgi. Sosyal ilgi o kadar önemli ki güneş gibi tasvir edebiliriz. Yaşam tarzında siz hayatınızda yürürken sosyal ilgi yolunuzu aydınlatmıyorsa yanlış yollara girme ihtimaliniz çok yüksek. Sosyal ilgi sizi doğru amaçlara yönlendiren bir motivasyon aracı. Sosyal ilgi sizi belirsizlikten, kaygıdan koruyan bir kalkan adeta. Yani çok fazla rolü var sosyal ilginin. Çünkü insanın yapısına, doğasına en uygun şey bu. Ama eğer sosyal ilgiyi sen yanlış bir yerden, hiç de sana uygun olmayan bir yerden alıyorsan ne olacak? İşte o zaman yanlış yönlenebilirsin. Yani sosyal ilgi derken burada tabii ki pozitif anlamda geldiği zaman sosyal ilgi. Yani empati duygusu olsun, değerli hissetme, yeterli hissetme, sevilme gibi duygular belli bir amaç doğrultusunda ilerlemeni sağlıyor. Ama dediğiniz gibi evet, ilgi başka bir taraftan, oldukça olumsuz bir taraftan geliyorsa kişi önce bir kendi yaşam tarzına bakıyor. Kendi yaşam tarzı ve talep istenen, yani kendi içinde olması gereken role bakıyor. Kendini oraya layık, kendini orada değerli, sevilesi ve yeterli hissediyorsa oraya yönlenmeye başlıyor. Yani burada sosyal ilginin tabii ki pozitif ve negatif olması da çok önemli. Pozitif anlamda sosyal ilgi sağladığınızda direkt olarak kişinin doğasını yönlendiriyorsunuz. Yani bu çok bilinçli bir mekanizma da değil. Sevilerek, ilgi gösterilerek büyüten çocuklarla ihmal edilen çocuklar arasındaki fark buradan geliyor aslında. Burada çocuklara eşit davranma olayı da çok önemli. Adler her ne kadar ebeveynler eşit davranmaya çalışsa da diyor, birinci çocuğa her zaman farklı davranırsınız, ikinci çocuğa farklı davranırsınız. Bu sizin doğanız gereğidir. Ve çocuklar bunu fark eder, saklayamazsınız. Bu yüzden de kardeş kıskançlığı diye bir şeyle uğraşıyoruz ki ben anaokulundayım. Birbirlerini kıskanmayan kardeş neredeyse hiç yok yani. Özellikle Adler şeyi de vurguluyor, yaşlar birbirine yakınsa daha fazla kıskançlık artıyor. Yani arada 10 yaş varsa kıskanmıyorlar birbirlerini. Daha ebeveyn benliğiyle hareket edebiliyor çocuklarda. Burada yaşam tarzını belirleyen çok önemli, yine Adler'in kullandığı bir kavram daha var. Doğum sırası. Adler çocuklarla çalışırken o çocukların birinci çocuk mu, ikinci çocuk mu, ortanca çocuk mu, sonuncu çocuk mu, tek çocuk mu olup olmadığını hep sorarmış. Burada niye önemli?
biyolojik doğum sırası insanın dünyaya geldiğiniz andan itibaren insanı düşmanca bir ortam karşılıyor. Bebek açısından böyle tasvir ediyor Adler. Ya, düşmanca bir ortama geliyorsunuz. Niye? Ya sürekli acıkıyorsunuz, bir yeriniz ağrıyor, mücadele içindesiniz, sürekli sizden bir beklenti var. Yürümeniz gerekiyor mesela. Düşüyorsunuz, bir daha yürümeniz gerekiyor. Yani bunu düşmanca algılıyor insan. Yani o yetersizlik duygusu oluşurken aynı zamanda bir düşmanca algılama duygusu da var. Hayatla o da gelişiyor yani o sırada. O zaman. Tabii tabii. Hayat bir düşman artık sizin için. Ve siz o düşmanla savaşmaya başlıyorsunuz. Onu işte hayatla barışık hale getirme sosyal ilgiyle oluyor. Yani aksi takdirde hayatla savaşınız hep devam ediyor. Kendinizle savaşınız aslında. Hayatla savaşmak demek. İnsan diğerleriyle savaştığını sanır ama daima kendisiyle savaşır. Hiçbir zaman diğerlerine zarar veremez. Fiziksel olarak böyle görünse de hep kendine, kendi içindeki insana zarar verir bir noktada. Burada bir şey daha önemli. Düşmanca bir ortama geldiniz. Sizden istenen bazı ödevler var. Üç temel yaşamsal görevden bahsediyor Adler burada. Bu üç temel yaşamsal görev sizden talep ediliyor. Dünyaya geldin madem, bunları yapmak zorundasın. Aksi takdirde nevrotik olabilirsin, psikotik olabilirsin, artık toplumdan dışlanabilirsin yani. Bu üç temel yaşamsal görevden bir tanesi sevmek. Ne yaparsan yap seveceksin. Sevmezsen barınamıyorsun toplum içerisinde. Bu görev senin ödevin artık. Bunu yapman gerekiyor. Aksi takdirde toplumun dışındasın. Sevmek. Nasıl ya? Bunu bir ödev olarak mı belirliyor? Evet. Bu hayatın getirdiği bir ödev. Yani toplum yapısının getirdiği bir ödev. Sevmek. İlla ki bir şeyleri seveceksiniz çünkü. Artı çok içgüdüsel çalışma... bir şey değil mi bu? Yani ben biraz konuyu dağıtıyorum ama biraz da magazinleştireceğim biraz sonra. Şu ortanca çocuğa takıldım. İçgüdüsel derken yani sevmek mi? Sevmek evet. Tabii ki içgüdüsel ama toplumun da böyle bir beklentisi var. Yani şu an biz içgüdüleri ve doğamızı değil daha çok toplumun beklentisi. Toplum tarafından bakıyoruz bebeğe. Yani bebek dünyaya geliyor. Kendi içgüdüleri var elbette. Kendi mizacı var. Kendi deneyimlediği ve öğrendiği kendi tecrübeleri var. Kendi davranışları var falan. Ama toplumun ondan beklediği üç temel yaşamsal görev var. Sevmek. İkincisi çalışmak. Çalışmak durumundasınız. Bir şeylere müdahale edip yardım etmek durumundasınız. Sorumluluk almak zorundasınız. Aksi takdirde toplumda barınamıyorsunuz. Yani bir derneğe başvuruyorsunuz. Sizden istenen 3 tane görev var. Bunları yapmazsanız bu derneğe giremezsiniz diyor. Yani insanlar toplumsallıktan uzaksa, sosyal ilgiden kopuksa muhakkak bu 3 temel görevde bir hata var. Üçüncü görev de sosyal ilgi geliştirmek. Bir şekilde severek, çalışarak toplumla bir bağ oluşturuyorsunuz. Sizin artık sosyal bir bağlamınız oluyor. Yani yapbozun içerisinde kendinize bir yer buluyorsunuz. Kendinize bir rol buluyorsunuz. Bu üç temel yaşamsal görev insanın yaşam tarzını belirliyor. Yapboz içerisinde yer buldunuz, buldunuz. Bulamadınız, işte şimdi aşağılık kompleksine geleceğiz. Tamam, oraya buraya gelmeden kadar, ben hemen bir sorumu sormak istiyorum. Hani dedin ya kardeşleri sorar mutlaka danışanlarına diye. Gerçekten ortanca çocuk sendromu diye bir şey var mı? Ben bununla alakalı aslında bir video da yaptım. Bu çok tartışmalı bir konu. Yani ilk çocuk mesela daima zeki olur mu? Ya ben bazı ortanca çocuğum da oradan. Ben kesinlikle şimdi burada ortancaların sorunlu olduğunu düşünüyorum dolayısıyla. Yok, şunu atlamamak lazım Müge abla. Yani sadece biyolojik doğuma bakmıyor Adler. Psikolojik doğum sırası da önemli diyorum ya. Bazen abiniz vardır ama siz ona abilik yaparsınız. Ve siz birinci çocuk yerine gelirsiniz. Yani burada sadece ilk doğan, ikinci doğan çocuk diye bakmıyor sadece Adler. Psikolojik doğum sırası da önemli. Bazen ailenin en küçüğü baba gibi olur. Bütün aileyi yönetir, çevirir, şey yapar yani. Alakalı, evet. Evet, yani böyle bir yönü de var. O yüzden kestiremiyorsunuz. Hani ilk çocuk şöyle olur, ikinci çocuk şöyle, orta çocuk şöyle olur diye. Bazı korelasyonlar var. Ben bunlardan bahsettim. Bilimsel çalışma, makalelere dayanarak. İlk çocuklar evet daha fazla sorumlu oluyor genelde. Çoğunluğa bakarsanız. Ya işte ortanca çocuklar... çocukta şöyle bir şey var. Büyükle bir şey yaşadığında sen küçüksün. Küçükle bir şey yaşadığında sen büyüksün, dur. Ortanca çocuk hep bir haksızdır yani.
Evet, öyle bir şey olabiliyor ama burada sosyal psikolojide bazı kavramlar var. Mesela yalakalık diye çevirebileceğim bir olay daha var. Ortanca çocuk bunu çok kullanabiliyor. Ya yani bu da çalışmalarda yer almış. Ortanca çocuk aslında en başarılı olabilecek çocuk. Çünkü kendinden büyük de var, küçük de var. Anne var, baba var. Ya yani her şey var. Ve İdare etmeyi çok iyi öğreniyor, evet. evet, idare etmeyi öğreniyor. Hayata daha çok hazırlanıyor. Gözünden de bakabiliriz. Doğru. Yani nereden bakacağınıza bağlı bir yerde. Mesela ilk çocuk evet sorumludur. İşte daha zeki olabilir. Öyle çalışmalar da var. Çünkü daha fazla tek başına çözmeye çalışır problemleri. Ama şu yönü de var. İlk çocuk olduğu için anne babanın ilgisi de daha fazla. Yani böyle bir durumda çocuk kendi problemlerini çözmüyor ki problem becerileri gelişsin. Yani bu da kültürle alakalı. Mesela Batı'da evet zeki oluyor, Doğu'da olmuyor. Niye? Biz çok aşırı korumacıyız. Her şeye müdahale ediyoruz. Problemleri kendi çözsün istemiyoruz. Hemen istemiyoruz değil de doğamız, kültürümüz, geleneğimiz gereği müdahale ediyoruz. Buna hani overprotection denir. Aşırı korumacılık davranışı. Bu bizim için mesela çok zararlı da değildir aynı zamanda. Bağlanma kuramına çok geçmek istemiyorum ama aşırı korumacılık davranışı bizde yer edinmiştir. Yani biz adapte olmuşuzdur. O yüzden aşırı korumacı ebeveynler korktuğumuz kadarıyla çocuklarına zarar vermiyorlar. O kadar fazla değil. Çünkü biz hep batıdan alıyoruz bunları. Batıda Doğru. aşırı korumacılığın zararı çok fazla. Bizde o kadar değil. Biz daha fazla adapte olmuşuz çünkü buna. Gibi gibi kültürel etkenler de var. Başka bir programda onu konuşalım isterim seninle. Aynen. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Herkeste aşağılık kompleksi var mı Nurullah? Bir de buna Evet, çok neden kompleks diyoruz? Onu merak ediyorum. tamam, çok güzel bir soru. Şimdi aşağılık hissi de diyebilirdik. Doğru, neden kompleks diyoruz? Kompleks anlaşılması zor olan bir şey. Adler bunu içinden çıkılması zor olan bir şey olduğu için kompleks diye kullanıyor. Yani aşağılık hissini aşabilirsiniz. Üzüntü hissini aşabilirsiniz. Yaşadığınız korkuyu, endişeyi, kaygıyı bunları aşabilirsiniz. Ama bir travmayı aşamayabilirsiniz kolay kolay. Bu sizde kalıcı etkiler bırakır. Kompleks biraz böyle bir şey. Yani sizin yaşam tarzınızı derinden etkileyen bir şey. Burada aşağılık kompleksi sosyal ilgiyle direkt alakalı. Çünkü sosyal ilgi olmadığı zaman kişi de Adler'in çok sevdiğim bir yaklaşımıdır. Sınırlı davranış repertuarı oluşur diyor. Bakın sosyal ilgi o kadar etkili. Sizin problemleri çözmede, insanlarla olan ilişkinizde yaklaşımlarınızı sınırlayan bir şeyden bahsediyorum. Normalde 5 tane problem çözme, 5 tane kaynak varsa, sosyal ilgi düzeyiniz düşükse siz 5'ini algılayamıyorsunuz. İkisini falan algılıyorsunuz. Sosyal ilgi düzeyi yüksekse problemleri çözebileceğiniz kaynakları algılama düzeyiniz de artıyor. Bu bilimsel bir çalışma, 2001'de yapılmış bir çalışma. Adler'in söylediği bir şeyin doğrulandığını da görüyoruz yani burada. Ki buna yapılan bu çalışma suçlular üzerine yapılıyor. Cezaevinden çıkan suçluların sosyal ilgi düzeylerine bakıyorlar. Sosyal ilgi düzeyi düşük olanlar suç işlemeye devam ediyor. Çünkü başka bir davranış bilmiyor. Ya yani öğrenmediği için davranış repertuarı sınırlı. Bilmiyor, öğrenmemiş. Orada Tekrar yer buluyor kendine, evet, değil mi? Başka bir evet. şey bilmiyor, evet. İşte yanlış amaç dedik ya. Bu onun yanlış amacı artık. Çünkü sınırlı bir davranış repertuarı içerisinde kalmış. Onun yaşam tarzı bu şekilde artık. Ve Peki, o zaman bağlama göre hepimizde zaman zaman o aşağılık kompleksi olması çok doğal dolayısıyla. O sosyal ilgiyi bağlama göre değiştiği için, değil mi? öyle Müge abla. Aşağılık kompleksi herkeste yok. Aşağılık hissi var. Yetersizlik hissi ama kompleks herkeste yok. Kompleks bir bozukluk artık. Ki insanı kişilik bozukluğuna Ha, kadar daha götüren bir... patolojik bir şey o. Tabii daha patolojiye yakın bir şey. Patolojik olabilir, olmayabilir. Yani yine yaklaşımla aşılabilen bir durum. Bu yönüyle herkeste var diyemeyiz yani. Aşağılık... Yetersizlik hissi diyoruz o zaman onun yerine. Evet ama Adler buna da yetersizlik hissi demiyor. Oraya gelelim biraz da. Yetersizlik itkisi diyor. İtkidir bu. Bu bir sizi iten, güdüleyen bir şeydir. Yani yetersizlik sadece bir duygu değil. Ya üzüldüm, oturuyorum yerimde ve üzüntümü yaşıyorum değil. Yetersiz hissettiğiniz zaman bu sizde bir enerji yaratıyor. Bir enerji birikimine yol açıyor. Tıpkı şunun gibi. Ya sınavlardan sürekli 80-90 alıyorsunuz. Bir sonraki sınava ekstra çalışma gereği duyar mısınız? Hayır. Rutininize devam edersiniz. 80-90-100 almaya devam edersiniz. Ancak sınavların birinden 40 aldığınızda
şöyle bir kaygılanmaya ve ekstra çalışmaya başlarsınız. Yani eksiklik durumu bizi harekete geçiren bir mekanizmaya sahip. O yüzden yetersizlik bir itkidir aynı zamanda demeye getiriyor. Yani aşağılık, bir de devamlı 80-90 alıp da hatta okul birincisi olur ama hala her sınavdan çıktığında çok kötü geçti, aman mahvoldum bittim diyen bir tipolojide var. Yani evet, tabii psikolojik bozukluklar içerisinde çok, mesela imposter sendromu diye bir şey var. Yani imposter sendromu şu demek, kendini sahtekar hissetmek bir yerde. Yani siz bir şeyleri başarıyorsunuz ancak kendi içinizde bunu başarı gibi hissetmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya tamam, insanlar beni takdir etti ama bu aslında bir başarı değil. Bunu her insan başarırdı. Ama bütün insanlar beni başarılı görüyor ve takdir ediyorlar. Kendinizi sahtekar gibi hissetmeye başlıyorsunuz ve sürekli bir kaygı duyuyorsunuz artık. Ya bu sahtekarlığım ortaya çıkarsa? Çünkü bütün insanlık sizi takdir etmiş artık. Belli ödüller almışsınız ama siz hala bir şeyler eksik, kaygılı ve bu durumu korkulu, üzüntülü karşılıyorsunuz. Kendini sahtekar gibi hissetme durumudur. Imposter sendromu deniyor buna. Tabii buna benzer çok fazla psikolojik problem var. Biz normal sınırlar içerisinde konuşuyoruz şu an. Yani bu insanlar sınırlı davranış repertuarıyla herhangi bir psikolojik ya da fizyolojik problemi olmayan insanlar üzerinden konuşuyoruz. Anladım. Peki aşağılık kompleksine girmiş birisini nasıl tanırız? Birincisi, girdiği işlerde, sınav olur, okul olur, toplum ilişkilerinde olur. Birincisi bir adım kendini geri tutar. İkincisi, eğer kendini değersiz, başarısız ve yetersiz hissediyorsa saçma bulmaya başlar. Her şeyi saçma bulmaya başlıyor. Böyle çocuklara çok denk geliyorum. Mesela satranç oynatıyorum. Satrançta sürekli yenilen çocuklar bir süre sonra bu aşağılık hissinden dolayı ya bu ne saçma bir oyun demeye başlıyor. Yani çünkü oyunda kazanamayacağına inandığı an saçma, sen kötüsün. Yani bir suçlama psikolojisi içerisine giriyorsa kişi, aşağı kompleksi belirtileri görülebilir. Bu gençlerde çok görülür. Bu aralar hani ergen dönemlerinde olan çocuklarda çok oluyor. Ya işte okul kötü, hoca kötü, devlet kötü, millet kötü, siyaset kötü. Dünya zaten kötü bir yer. Siz bana yükleniyorsunuz falan. Niye ders çalışayım ki? Niye okuyayım ki? Niye ben matematik çalışıyorum ki? Bir işime yaramıyor gibi yaptığı işi, uğraşı, hatta sizi bile saçma göstermeye. Çünkü şöyle bir şeydir aşağı kompleksi. Çukurda gibisinizdir. Ve diğer her şey yukarıdadır. Yukarıya çıkacağınıza inanamazsanız ne yaparsınız? Yukarıdakini aşağı çekersiniz. Aşağı çekmek ister. Peki evet, bunun getireceği bir psikolojik bozukluk var mı Nurullah? Ya Adler de öyle düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum ama kişilik bozukluklarının temelinde böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela şizoid kişilik bozukluğunda. Hmm. Mesela antisosyal kişilik bozukluğunda. Hatta şizotipal kişilik bozukluğunda. Belki paranoid kişilik bozukluğunda, çünkü paranoidler daha şüpheci, kuşkucudurlar, diğer insanlarla iletişime hep bozuktur. Şizoid kişilik bozukluğunda insanları sevdiklerini söyleseler de insanlarla beraber bir aktivite yapmak istemezler, kendi başlarına tamamen bireyseldirler. Yine aynı şekilde antisosyal kişilik bozukluğunda da toplumu reddedici bir tavır görülüyor insanlarda. Hani temelinde bu olabilir ki bununla alakalı çalışmalar da var. Adler'in bu yaklaşımı aslında bağlanma kuramıyla da ilişkili. Biraz daha bilimsel yönü diyebilirim, bağlanma kuramı. Bağlanma kuramı da zaten yüzlerce bilimsel çalışmayla hem kişilik bozukluklarının, hatta şizofreniyle bile insanın bağlanma türünün ilişkili olduğuna dair yayınlar var. Peki ben bir ergen annesi olarak soruyorum. Bir ebeveyn olarak nasıl davranmamız lazım çocuklara ki? Çünkü ergenlerde dediğin gibi çok görülen bir şey bu. Yapamadığı şeyi hemen yok saymak, saçma bulmak gibi davranışları çok sık görüyoruz etrafımızda. Onun arkadaşlarında da görüyorum. Ne yapmamız lazım bununla ilgili? Evet. Şimdi bu tabii ergenlikten itibaren değil de daha küçük yaşlardan başlanması gereken bir şey. Tabii şu anda da aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Çocukları suçlayıcı yaklaşımlardan kaçınmalıyız. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapıyoruz. İnsanları suçluyoruz. Çocuğu suçlamayacağız ya da evet, birisini evet. Suçlamayacağız. Evet, bunun ama nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu kullanırken bu dille alakalı bir problem bir yerde. Mesela çocuğunuz 4 yaşında, mutfaktaki suyu açtı, her tarafa su dağıldı falan, döküldü, bir şey oldu. Çocuğunuza iki şekilde yaklaşabilirsiniz. Ya suyu açtın, her tarafı sel bastı, senin yüzünden her yeri işte su bastı falan. İkincisi,
bir tanem su açık olursa her yeri su basar ve biz hani burada yaşayamayız, yemek yiyemeyiz falan. Şimdi birinci yaklaşımda sen ifadesi kullanıyoruz bakın. Çocuğun yaptığı bir hatayı sen ifadesiyle anlatıyoruz. İkinci yaklaşımda durumu anlatıyoruz. Çocukla alakalı bir şey yok bakın. Doğru. Çocuk burada suçlanmış hissi yaşamıyor. Şahsına yönelik hiçbir şey söylemediğin evet. zaman o zaman suçlamamış olayı çözmüş oluyor. Oluyoruz. Suçlamıyoruz yani. Tabii çünkü ki, suçlamadığımızı zannettiğimiz çok yer var ama onun şahsına evet. direkt konuştuğumuzda aslında suçlamış oluyoruz. Evet kesinlikle. Yani böyle fark etmediğimiz çok fazla şey var. Mesela gaslighting deniyor buna aslında bir benzerine. İnsanlara iyi bir şey yaptığımızı söyleyerek kötü davranmak. Yani aşağılıyoruz sonra diyoruz ki ya ben bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Beni yanlış anlama. Bu iyi değil yani. Hani o aşağılama süreciniz zaten onda bir suçluluk psikolojisi uyandırıyor. Sonrasında ya ben bunu iyi niyetle yaptım falan deseniz bile o an onu yaraladınız artık. Ve bir başka yaklaşım tarzı da olaylar üzerinden olmasa da şahsınıza yönelik bir hata işlerse çocuk kendi hissettiğiniz duygulanımlardan bahsedin. Yani çocuk size vurdu atıyorum. Küçük çocuklar vurur ya bazen cisim fırlatır. Canımı yakıyorsun değil de bir tanem bana bir şey fırlatıldığında canım yanıyor. Bakın yine kendi duygularımı ön plana atıyorum. Yine durumsal yaklaşıyorum. Çocuğu ön plana koyarak sen demiyorum. Bu çok önemli. Bunu çok, çok kullanılır. Çok ince eğer dilimizi düzelttiğimizde bir sürü şeyi düzeltmiş olacağız değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle böyle. Yani ben bunu ebeveynlerle çok fazla konuşuyorum. Anaokulunda olduğum için. Ve bunu çok fazla görüyorum da. Ebeveynler mesela bahsediyor bana. Kendi anlatırken bile nasıl davranıyorsunuz diyorum. Şöyle birkaç cümle kuruyor. Hemen o hataları yakalayabiliyorum ve düzeltmeye çalışıyoruz. Evet. Nurullah'cığım bu arada 10 dakikamız kalmış ve 22 tane soru bizi bekliyor. İstersen hiç olmazsa birkaç soru alabilelim istiyorum. Olur, olur. Yani devam da edebiliriz ilerleyen zamanlarda. Evet, zaten arkadaşlar merak etmeyin Nurullah'la bir seri yayınımız olacak. Gördüğünüz gibi onunla muhabbete doyum olmuyor. Çok isteyeceğinizi de biliyorum. Teşekkürler. İlk çocuğum ama psikolojik olarak ben daha sorumluyum diyor birisi. Imposter sendromu nasıl oluşuyor diye sorulmuş. Hocam narsistlik neden olur? Düzeltme ihtimali var mı? Narsist insanlar düzelebilir mi? Bir tedavisi var mı? Birkaç tane sorayım Nurullah. Ondan sonra sen tek tek aklında tamam. kalır inşallah. Çocuğa eşit değil, adaletli davranmak diyebilir miyiz? Çünkü hepsi farklı dünyalar. Güzel. Evet, evet. Bir kişiyle ilgili beklenti sonra da kendini doğrulayan... Bir saniye açmak zorundayım. Bunu hiç gözükmüyor çünkü. Ela Hoca sormuş. Bir kişiyle ilgili beklenti sonra da kendini doğrulayan kehanete dönüşmez mi? Yani o kişi o evet. beklentiye dönüşmez mi? Dönüşüyor. Evet, değil dönüşüyor. Evet. Maalesef self-fulfilling prophecy deniyor. Kendini doğrulayan kehanet maalesef çok karşılaşıyoruz yine toplum içinde ama hani bu beklenti isteyerek yapılan bir şey değil diyorum ya. Doğamız gereği bu beklenti oluşuyor toplum içerisinde. Yani bazıları çiftçi olacak, bazıları işte belli mesleklerde yer alacak. Bir mahallede bakkal yoksa oraya bir bakkal açalım deme gibi bir şey aslında. Evet, evet. Narsistlikle ilgili istersen birkaç tane daha soru var. İnsanlar merak ediyor belli ki. Narsist insanlar düzelebilir mi? Çok zor. Ulaşılması en kolay olan, en masum gibi gözüküp en tehlikeli sesi bir dijital uyuşturucu olan ben de dahil soruların devamını göremiyorum Nurullah. Evet, olmak üzere birçok genci hatta ben gerçekten çözemedim soruların devamı nasıl gözüküyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Birkaç soruyu da idare ediyoruz. Narsistlere biraz değinmeye çalışayım. Zaten süremiz daha az. Şimdi arkadaşlar narsist bireyler bu bir kişilik bozukluğu da olabilir. Bir kişilik özelliği bir problem halinde olmayan ama daha narsist hisseden insanlar da olabilir. Böyle yaşayan ama problematik kişilik bozukluğu halinde olmayan insanlar da olabilir. Hangisini kastettiğiniz önemli.
Kişilik bozuklukları biliyorsunuz, tedavi süreci, terapi süreci zor olan yapılar. Kesin bir tedavileri, psikolojik problemlerin hiçbir zaman yoktur. İlaç tedavileri, terapi teknikleri çok iyi geldiği noktalar elbette var. Hani buradan narsist kişiler iyileşir dersem, bütün narsistlerin iyileşmesi gerekiyor gibi bir yorum çıkacaktır. Böyle bir şey hani psikologların tercih ettiği bir cevaplama yöntemi değil. Kişiye bağlı diyebilirim buraya. Çünkü narsistlik içinde birçok, biz buna komorbid diyoruz, birçok psikolojik bozukluğu da içinde barındırıyorsa o artık bambaşka bir vaka. Yani sadece narsist olmayabiliyor kişiler. Aynı zamanda şizoid oluyor, aynı zamanda paranoid oluyor, aynı zamanda bipolar oluyor, borderline oluyor falan. Bu defa alttaki problemleri keşfedemediğinizde yüzeyde olan problemle uğraşmanız hiçbir fayda sağlamayabiliyor. Böyle bir sıkıntı var maalesef. Bu biraz kişisel ve bireysel terapi ve gözlem gerektiriyor. Ve kendinize asla, etrafınızdaki insanlara da tanı teşhis koymayın. Bir uzmana yönlendirme imkanınız varsa ilk yapmanız gereken şey bu. Çünkü biz bazen birkaç belirtiden hemen insanları etiketliyoruz. Çocuklara yapılıyor ya, hemen hiperaktif deniyor. İşte bu dikkat eksikliği var bu çocukta, bu disleksi falan deniyor. Halbuki çocuğun biraz daha farklı bir öğretim şekline ihtiyacı var. Bir bakıyorsunuz çocuk normal insanlar, normal çocuklar gibi öğrenmeye başlıyor falan. Başka faktörler işin içerisinde olabilir. Narsistlerle alakalı benim merakım hep şeydi mesela. Ya bu insanların özgüveni var mı, yok mu? Çünkü belli olmuyor. Özgüvenli mi, değil mi? Sosyal psikolojide denk geldim yine bilimsel çalışmalar içerisinde. Narsist insanların arkadaşlar özgüveni tavan yapıyor ama stabil değil. Yani düzenli bir özgüveni yok. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Yani dalgalanmalı bir halde. O yüzden sürekli kendilerini yeniden ispatlama ihtiyacı hissediyorlar. Yani aşağı kompleksiyle aynı aslında. Aynen. Aşağıya iniyorsunuz, yukarıya çıkıyorsunuz. Aşağıya her indikçe kendinizi yukarıya çıkarma ihtiyacı hissediyorsunuz. Mesela patronunuz narsistse. Eyvah, inşallah öyle bir şey olmaz da. Sürekli size kendini patron hissetmek için gereksiz işler yaptırabilir. Yani sizin işiniz olmayan şeyi de sizden talep edebilir. Çünkü ben patronum ve patron olduğumu hissetmem gerekiyor. Benim söylediğimin yapılması gerekiyor. Ya sen patronsun zaten, bunu yaptırmana gerek yok diyemiyorsunuz. Çünkü o an öyle hissediyor. Yani evet, duygulanmasında böyle bir dalgalanma görülüyor. Böyle bir problem yaşıyorlar. Ama farklı terapi çeşitleri bunu açıklayan farklı yaklaşımlar var. Mesela Freud bambaşka bir açıdan bakıyor narsistlere. Freud mesela eşcinselliği bile narsistlikle açıklayabiliyor belli bir yerde. Narsist kendini o kadar çok seviyor ki başka bir cinsiyetle bile ilişki kurmuyor diyor. Gidiyor kendi cinsiyetine ait biriyle ilişki yaşıyor. Ya farklı bir yorum. Evet, belli bir payı olabilir mi? Olabilir. Bilemiyorum ama narsistlerin ilginç bir dünyası var. Bir soru daha var Nurullah. 4 yaşındaki çocuk bir ortamda rahat konuşamıyorsa, kısık sesle konuşuyorsa sorun var mı sizce diye sormuş. Bir de Pınar Nur Gözen demiş ki tek çocuk için Adler ne diyor? Evet. Ya şimdi tek çocuk için, iki çocuk için Adler'in yorumları diyorum ya, genel değil. Adler bireysel psikolojinin kurucusu. Ya o çocuğu kendi sosyal bağlamında ele alıyor. Tek çocuk olması tek başına Adler için belirleyici bir kriter değil. O yüzden asla belli kriterler üzerinden tanı teşhis koymayın lütfen arkadaşlar. Diğer sorumuz neydi bu arada Müge abla? 4 yaşındaki çocuk eğer bir ortamda sessiz konuşuyorsa, sesli konuşamıyorsa bir problem var mı diye sormuş. Şimdi 4 yaş dendiği için bana başka bir şey hatırlattı. Suçluluk psikolojisine çocukları hani dil, kullandığımız dille sokuyoruz dedik ya. Bir faktör daha var. Bu çocukların doğasında var maalesef. Çocuklar ilk dünyaya geldiği zaman kendi benlikleri yok arkadaşlar. Yani Jung'un deyişiyle kendi personaları yok. Anne babalarının personalarını yansıtarak yaşıyorlar. Dolayısıyla 4 yaşına kadar bir çocuğun etrafında cereyan eden olumsuz olaylar çocuğun suçlu hissetmesine yol açıyor. Yani çocuk kenarda oturuyor, anne baba tartışıyorsa çocuk kendini suçlu hissediyor. Bu yaklaşık 4 yaşına kadar sürüyor. Yani çocuğuma ben hiç suçlamadım, hiç müdahale etmedim, eleştirmedim, her istediğini yaptık ama bu niye böyle suçlu hissediyor diyorsanız bundan olabilir. Onun yanında olumsuz olaylar cereyan ediyorsa kendini suçlu görüyor. Çünkü ben sen diye bir şey yok onun için. Her şey ben onun için. Yani anne de ben, baba da ben. Ve orada bir olumsuz bir şey oluyorsa bu kesin bendendir.
algısı var ve suçlu hissetmeye başlıyor. Çocukların kısık sesli konuşması, yüksek sesli konuşması bunlar problem değil. Ama yine kendi doğasında bir incelenmesi gerekiyor. Yani ailede herkes dışa dönük, herkes sesli, gülüyor, bağırıyor, çağırıyor falan. Çocuk oldukça içe kapanıksa bir bakılır mesela, bir psikolog inceler. Aile danışmanlığı belki alınabilir bu noktada. Yani çocuğumuz sesi kısık, bu bir problem midir? Gene cevabı net değil. Yani tamamen çocuğunuza ve size bağlı bir şey. Ama sizler de öyleyseniz, içe kapanık insanlarsanız, çocuğunuz da biraz daha içe kapanık, biraz daha çekingen olabilir. Bu bir problem değil. Bu aslında bireylerde olan farklılıklar. Hiçbirimiz belli bir standartta olmamız gerekmiyor. Biraz daha içe kapanık. Ben mesela öyle bir insanım aslında. Bakmayın burada konuştuğuma. Ben içe kapanık bir insanım çoğunlukla. Yani hep böyle tek başıma çalışmayı, asla mesela grupla çalıştığımda yeterince dikkatimi veremem. Tek başıma çalışmayı tercih ederim falan. Ama bunların problem olduğunu düşünmüyorum. Peki. Bir tane son bir soru daha alalım. Sonra da kapatalım. 2 dakikamız kaldı. Çocuklarda bazı şeylere karşı korku, mesela karanlıkta ışıkta uyuma isteği, tek başına dışarıya çıkamama, nasıl davranmamız gerekiyor diye sormuş. Evet. Şimdi karanlıktan korkma evrimsel bir mekanizma. Çocuk karanlıktan korkuyorsa ışığı açık bırakabilirsiniz. Problem değil. Çünkü çocuk şunu hissetmeli. Ben istediğimde istediğim şeyleri görebiliyorum. Yani hayır, sen karanlıkta uyuyacaksın demek iyi bir şey değil. Işıkta uyumak istiyorsa, yani ona aslında güven aşılıyoruz biz. Daha sonra kendiliğinden zaten tamam anneciğim kapatabilirsin diyebilir. Çünkü ben istediğimde zaten açıyorlar. Bunu, bu özgüveni, bu emin olma halini ona yaşatmamız gerekiyor. Işığı açmak istiyorsa açsın. Problem değil bu. Tek başına dışarıya çıkmama kesinlikle yaşantılarınızla alakalı olabilir. Doğuştan bazı insanlar diyorum ya daha çekingendir. Bu da hala bir problem değil. Yani tek başına dışarıya çıkman lazım gibi çocukları zorlamayın. Kendi doğalarını yaşamalarına müsaade edin. Benim çocuğum dışa dönük olsun, benim çocuğum zeki olsun, benim çocuğum her şeyi bilsin, 5 dil bilsin falan. Bu işte toplumsal beklentinin olumsuz yönü. Beklentimiz olabilir ama fazla beklenti psikolojik istismara giriyor, duygusal istismara giriyor. Sadece cinsel ya da fiziksel istismar yoktur. Duygusal istismar dediğimiz bir olay da var ve bu gereksiz beklentiden dolayı oluşuyor çocukta. Bu da ayrıca suçluluk duygusuna sebep olabilir. Çok güzel. Evet. Son bir dakikaya girdik. Her an kapanabilir. O yüzden kapanışı yapmak istiyorum Nurullah. Çok zevkli bir sohbetti. Gelecek hafta aynı saatte buluşmak üzere diyorum. Sevgili tabii, Açık tabii. Beyin takipçileri, çok çok teşekkür ediyorum Nurullah'cığım. Görüşmek üzere. Ne demek, görüşmek hoşça üzere kal. Arkadaşlar. Sağ olun.